Merhaba arkadaşlar. Bugün de dedektörle alakalı bir ayrımlı kit geldi. Onu denemesini yapacağım. Şöyle küçük bir başlığı var arkadaşlar. Şöyle 15 santim çapında bir başlığı var. Küçük bir kit var. Yerleştirdim onu şeye, kutunun içerisine. 9 volt yassı pille çalışan bir kit. Işıklı olarak ayrımı yapıyor. Yani bir kırmızı, bir yeşil led var. İkiye ayırıyor metreleri. Değerli, değersiz olarak. Ama çok uzak, hani derin olarak çekimi yok bunun arkadaşlar. Tek tek için ideal bir cihaz, öyle diyeyim. Ama 15-20 santim veya 25 santim bir derinlikleri var. Fazla da derinliği yoktur. Çünkü başlığı büyütemiyoruz. Başlık büyüdüğü zaman parazit yapıyor, çalışmıyor. Yani 15 santim bir başlık kullanılıyor. Küçük bir başlık. Tabi bunun da maliyeti çok düşük. Bu şekilde kullanabilir. Görüyorum ben. Şimdi burada arkadaşlar, burada çeşitli demir paralar var. Şimdi bunların ayrı ayrı demir para şey bile var burada. Sentler falan var böyle. 50 sent işte 1 liradır. Yabancı paralar falan var. Kurşun var. Burada bir de bizim eski 25 kuruşlar var. Şöyle bir görünebiliyor mu? Görünüyor herhalde. Evet, eski 25 kuruş. Bunlara bakalım nasıl ayıracak arkadaşlar. Onu bir hep beraber görelim şimdi. Evet. Ben cihazımı açayım. Evet, cihaz açıldı arkadaşlar. Şimdi önce penseden ben şey yapayım. Penseyi yaklaştıracağım. Işığa dikkat edin. Evet. Kırmızı. Yani penseyi değersiz algıladım. Kurşuna bakalım. Arkadaşlar bir kurşun var elimde. Kurşunu değerli görüyor. Bir de demek ki 25 kuruş var. Eski 25 kuruş. Buna bakalım. Bunu da değersiz görüyor arkadaşlar. Yani eski 25 kuruşları maddesi nedir bilmiyorum ama onları da değersiz görüyor. Yer 1 liralar falan filan var. Böyle. Onlar da yine yeşil olarak, değer olarak görüyor arkadaşlar. Böyle ayrım yapıyor. Yani ses ayrımı da var herhalde. Evet, sesten de yani kırmızı yandığı zaman farklı bir tonda ses çıkıyor. Yeşil yandığı zaman farklı bir tonda çıkıyor. Şu an kırmızı mesela. Şimdi koyayım bunu. Yeşil bakalım. Evet, daha ince bir ses çıkarıyor yeşille. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bakalım bunu ne kadar alacak bunu. Evet. 25 santimle algılayabiliyor. Fazla derin algılamıyor dediğim gibi. Evet. Bundan maliyeti oldukça düşük bir maliyeti var. Yani herkes de kullanabilir. Bunu da sizlerle paylaşayım dedim. Çünkü pulse gibi değil. Pulse çok hassas, çok derin arıyor. Biliyorsunuz istediğimiz kadar başlıkta büyütebiliyoruz onu. Kaldırabiliyor mu? Bunda öyle bir durum yok. Bunda öyle deneme yapmak için bir kit istedim, geldi. Hazırladım. Sizler de görün diye bunu tarif ettim. Çünkü geleceğini söylemiştim ben, bir kit geleceğini ayrımlı. O da böyle. Yani derin aramalar için bu uygun değil arkadaşlar. Çünkü tanımlama yapmadan görmüyor bu cihaz. Metali tanıdıktan sonra ses veriyor ya da ışık yakıyor. Onun için de çok yakın olması gerekiyor. Yani toprak altındaki işte 1 lira gibi paraları, 50 kuruş 1 lira gibi paraları 10 santim, 15 santim, işte maksimum 20 santimle görür. Evet arkadaşlar. Fazla dediğim gibi detay yoktur. Bir tane pil koyduk içerisine. Pil bağlantısını yaptık. Bir anahtar koydum. Bağlantısını yaptım. Hepsi bu. Sadece bu kadar. Evet. Evet. Tamam, bu şekildedir.
yazdınız. Ben bir açalım. Evet, açtı kendini. Valla yerdeki demirlerde değerli görüyor. Artık çelik olduğu için mi? Penseyi kırmızı gördü. Burada paralar var, bakalım. Evet. Buradaki paraları değerli görüyor. Penseye kırmızı gördü. Şöyle duvar atalım bakalım. Çelik şeyler var. Evet. Çelikleri de değerli görüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tenekeye menekeye nasıl görür bilmiyorum tabii de. Bakacağız.